Hiçbir şey zor değil. Hep ilk adımı atın. İkincisini sonra atın. Hep attığınız adımı ilk adım atarsanız, bu gördüğünüz yollar, bu gördüğünüz uzun uzun yüksek yüksek dağlar, emin olun size geçit verecektir. Merhaba dostlar. Bayramınızı kutlar, ömrünüzün bayram havası içinde, bayram neşesiyle geçmesini dileriz. Bugün dostların hatırıyla sanıyorum ki insanlardan ayrı yaşamanın bedelini ödeyeyim ve size bayram gibi bir ömrün nasıl geçeceğini anlatayım diye beni bugün sizin önünüze, kamera karşısına çıkardılar. Şöyle söyleyeyim, hayatın bir formülü yoktur. Ben böyle güzel yaşadım, siz de böyle yaşayın, böyle hayatınızı bayrama çevirirsiniz deme şansımız da hiç yoktur. Ama şunu kabul etmek gerekir, hayat bir gündür, o da bugündür deyip problemlerinizle ve mutluluklarınızla bu bazda yüzleşirseniz gerçekten bayram gibi bir ömrünüz olur. Çünkü o zaman yarına da güzel hatıralar biriktirmiş olursunuz. Yarını da doğru planlamış olursunuz. Ama bir yarın olmadığında da çok fazla üzülmezsiniz. Tabii çok uzun oldu. Benim insanlarla olan ilişkim hep fotoğraf ve kamera aracılığıyla olduğu için ben çok rahatım ama sevgili hayat arkadaşım için bunu söylemek biraz zor olacak. Çünkü kendisini konuşturmak için ben evde de bazen kırbaç kullanıyorum. Şimdi bizim yani bu bayram süresi içinde de bayramdan önce de zamanı çok fark etmeden yaşadığımız için bazen günlerin hangi gün, zamanın hangi zaman olduğunu sadece havanın aydınlanıp kararmasıyla planladığımız için tabii biz ne söylersek söyleyelim sizler için bir deva olmayacak, sadece bizim hayatımızdan örnekler olacaktır. Ama hepimizin bir bayram neşesine gelmesi, bayram için dahi olsa kucaklaşması, senede 3 gün, 4 gün dahi olsa kederlerimizden unutup kırgınlıklarımızı kenara koyup birbiriyle yaşamanın keyfine varacağımız bir dünyayı birlikte kurabildiğimiz gün sanırım hepimiz için de, ülke için de bir bayram havası yaratırız diye düşünüyorum. Ben mesleğim gereği biraz asosyal ve insanlardan uzak yaşıyorum. Bunu da bugüne kadar başardım. Bugün 65 yaşındayım sanıyorum. Bundan sonrasını da idare ederim diye düşünüyorum. İşte bugün İstanbul'dayız. Ben Rize'nin bir dağ köyünde yaşıyorum. İstanbul'dayız ama yine böyle bir yerde yaşıyoruz. Tanrı'nın verdiği şansı ve fırsatları bencil olmadan, benim demeden yaşadığınızda aslında her birimiz kendimize tek tek güzel cennetler yaratabiliriz. Bence birbirinin zebanisi, birbirinin cehenneminin su taşıyıcısı olmak yerine birbirinin meleği, birbirinin cennetini, hayatını besleyenler olursak bu hepimiz için doğru bir hayat tarzına ve bir bayram havasına taşır bizi. Bu sohbetler gereği eşler, çocuklar bu sohbeti sürdüreceği için biz de birbirinin hayatını bayrama çevirenler olarak ben de
değerli eşimle oturdum sizin karşınıza. Bence topu biraz ona atayım. Ne yapacak? Nasıl bir hayat? Pogino'da ne yapıyor mesela? Pogino'daki 24 saatini anlat. Kalktığın andan itibaren ne oluyor? Yani Malinki'nin seni getirip gelip kaldırmasından sonra nasıl bir hayata başlıyorsun? Kapsülde nasıl bir hayat var? Pogino'da yaşamak eşimle birlikte benim için bir olmak ve bir olmayı yaşarken biz olmak. Özgürlük. Bana göre bayram birlikte olmak, mutlu olmak. Yani insanların olumlu duygular dediği paylaşım, hoşgörü, birlikteliği paylaşmayı ben Pogino'ya adım attığım günden beri yaşıyorum. Nasıl geçiyor hayatın? Yeryüzündeki cennetim diye düşünüyorum. Nasıl? Şöyle cennet. Zaman zaman insanlar bütün ilişkilerindeki rollerde olumlu ve olumsuz duygular yaşar. Ben Pogino'da her gün keyif diyeceğim ya da ruhuma iyi gelen bütün erdemleri yaşayabiliyorum. Çünkü canlılar var, malinki var, ağaç, kuş, su, dere, karaca, çiçek, ayı. Yani yeryüzünde olması gereken her şey hem seninle ama hem sana ait değil. Güzel tarafı bu. Kendi sesimden, kendi nefesimden ürküyorum. Oradaki huzuru diğer canlıların alanına müdahale edeceğim diye düşünüyorum. Hem varım hem yokum Pogino'da. Güzel, yani adına bayram demek gerekirse bayram, keyif demek gerekirse keyif, her şey. Tabii bizim aslında, yani Sebahat Hanım biraz konuşurken, anlatırken kelimelerle kifayet tarif edilen şeyin yan yana gelmesi biraz bazen amacına uymuyor ya da amacını aşabiliyor. Evet, gerçekten orada bir cennet var ama biz o cenneti, o huzuru kendi ellerimizle kuruyoruz yani ve koruyoruz. Çünkü insan hırsı öyle bir şey ki sonu yok. Başı var da sonu yok. Nerede duracağını bilmiyorsunuz. Eğer hayatınızın gerçekten yaşanılabilir olmasını istiyorsanız, sürdürülebilir olmasına çok özen göstermek lazım. Başladığınız şeyin sonunu sizin getirmeyeceğinizi bilmeniz lazım. Dolayısıyla da insanlarla, etrafınızdaki her şeyle kurduğunuz ilişkiyi o düzeyde kurmak lazım. Görmek istediğiniz saygıyı göstererek hayata başlamanız lazım. Biz de bunu mümkün olduğu ölçüde yapıyoruz. Yani Pogino'da hele biz sabahtan kalktıktan sonra birbirini bile ancak kahvaltı sofrasında bulup görebiliyoruz. Sonra herkesin kendi bir dünyası var orada. Sonra akşam yemeğinde tekrar bir araya geliyoruz ve tabii akşam sohbetleri, hele sıcak bir çay eşliğindeki akşam sohbetleriyle de hayat bayram gibi oluyor. Sebahat Hanım'ın güzel bir huyunu çok seviyorum. Mesela bir bakıyorsunuz kayboluyor, sonra nerede olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir bakıyorsunuz ki arkada bizim bir tane böyle havuzumuz ve su akan böyle bir çeşmemiz var. Onun yanında bir duman çıkıyor. Sebahat Hanım gitmiş, o ateşi yakmış. Onun kenarına uzanmış. Yıldızlara bakacağım diyor burada. Ya üşürsün burası. Yok. Biz Sebahat Hanım o ateşi yakıp hava açıksa, genelde yılın 365 gününün 366 günü bulutlu oluyor ama olsun, gene aradan görünen yıldızlar ona yetiyor. Böyle keyifli bir şey oluyor. Tabii bir de bizim kapsül dediğimiz bir de mobil hayatımız var. Ben fotoğrafçı olmam hesabıyla Türkiye'de her ne kadar makul kabul edilmesek de dünyada hala makul görenlerin katkılarıyla hayatımızı sürdürdüğümüz için biraz fotoğraf yönlü de çalışıyoruz. O zaman yine Anadolu'nun, dünyanın en ücra, en insana uzak ama hikayesi olan bir alanına gidiyoruz. Yine orada da her şeyimizi minimize ediyoruz. Yani zaten evde de
ayakkabı numaramız kadar yer işgal ettiğimiz için, yani küçük veya da büyük demiyoruz. Orada da çok keyifli bir hayatımız oluyor. Yani banyoysa banyomuz var, mutfaksa mutfağımız var, yataksa yatağımız var, ofisse ofisimiz var. İşte akşam sinema keyfi ise sinema salonumuz var. Atıyorum, hava çok soğuk ve kar yağıyorsa saunamız var. Yani ve bunların hepsi 4 metrekarelik bir yerde var. Yani bunun 400 metrekare olması gerekmiyor. Ve hepsi de bize yetiyor, fazla bile geliyor. Dışarıdan bakıldığında gerçekten böyle sorunsuz, hani çok keyifli, cennet gibi bir bayram gibi bir ömür sürdüğümüzü düşünüyorum. Ama bazen tabii bizim de içimizde girdaplar, bizim de içimizde karanlık aydınlatamadığımız köşeler, geçmişten taşıdığımız hatıralar bazen ayağımıza dolanmıyor. Değil, dolanıyor elbette. Ama bunları geçmişte bırakıp günümüzde o hatıralarla elimizi kolumuzu bağlamadığımızda, yarını da doğru planladığımızda, atıyorum yani bir şişe fare zehrini içip yarın da iyi olacağımızı beklemiyoruz hiçbir zaman. O yüzden hayatımızı zehirleyebilecek nesneleri hayatımızda tutmamaya, taşımamaya çalışıyoruz. Sibirya'dan dönüşte bir gece yarısı donmak üzereydi olduğumuzda. Balinke ekibin davetsiz ve en küçük üyesi oldu. Sebahat Hanım, böyle hep topu bana atma, hep ben konuşmayayım. Peki Cemal'le yaşamak nasıl bir şey? Eğlenceli. Her an sürprizli. Keyifli. Yani seninle yaşamayı şöyle çok seviyorum. Senin tercihlerin ve hayattaki gerçekleştirdiğin eylemler benim felsefik yaşamıma çok uygun. Örneğin kapsülle gezebiliyoruz. Kapsülde yediğiniz domatesin kabuğunu, salatalığın, ekmeğin kırıntısını çöp konteynerına değil, doğadaki herhangi bir canlıyla paylaşabiliyorsunuz. Benim için kapsül ve pogina en çok bu yönüyle anlamlı. Çünkü ben ekmek keserken yere düşen iki kırıntıyı bile kuşlarla ya da tavuklarla, civcivlerle paylaşmayı çok seviyorum. Seninle yaşarken duygunun ötesinde, eşim olmanın ötesinde bunlardan birlikte keyif alabiliyoruz. Bununla ilgili alt zeminleri hem bana hazırlayan olarak hem keyfini paylaşan olarak, bunun tarifi yok, sadece yaşamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü ben inanılmaz bir şekilde kendi imkanlarımla bireysel olarak doğaya katkıda bulunmak isterken seninle birlikte bu inanılmaz bir boyuta ulaştı. Hem konforlu ama hem bir o kadar da farkındalığım artarak hayat çok, daha anlamlı. Çok teşekkür ediyorum. Tabii insanın eşinin kendisini böyle onur etmesi güzel bir şey. Ben hayat felsefemi hep şöyle şunun üzerine kurarım. Yolculuklarda ve hayatta iki kişi az, üç kişi fazla derim. Yani o yüzden de hep böyle Köroğlu Ayvaz yaşamayı, Köroğlu Ayvaz projeler üretmeyi, Köroğlu Ayvaz bir işi sonuçlandırmayı çok seviyorum. Yani yaptığımız işlerde belki de Sebahat Hanım ilk defa kamera önüne çıkıyor. Evet. Gerçekten yani bunca yıl içinde bir ilki başarıyoruz. O da sürpriz oldu. O sanıyordu ki konu mankeni olarak gelip oturacağım. Kaçacaktım. Ama tabii bu mümkün olmadı. Bayram mesajı vermek gerekiyordu. Ve biz de kendi hayat tarzımızın içinden bir pencere açarak size merhaba dedik. Size bu bayram sofranıza, zamanınıza ortak olduk. Çok teşekkür ediyoruz bizi takip edebilip izlediğiniz için. Hani hep klasik bir şeydir, bizi izlemeye devam edin. Gerçekten yaptığımız işleri arı misali kendimiz için yapıyoruz balı. Her bencilce bir hayatımız var. Çok sosyal değiliz. Ama
keyifli şeyler ürettiğimizi biliyorum. Bugüne kadar yaptığım kitaplar, yaptığım belgesellerin insanlar üzerinden milyonlar üzerine ulaşmasa da onların üzerinden biz bana döndüğü sonuçlarını görüyorum. Bazen işte hocam size konferans, işte ödül verelim diyorum ki niye? Ben hayatımda yaptıklarımı aksatıyor muyum ki bana sorumluluklarımı hatırlatıyorsunuz? Tabii onure edilmek, onurlandırılmak güzel bir şey ama onurlandırılmak aynı zamanda sorumluluğunu unutan insanlara onurlandırmak lazım ki sorumluluğunu sürdürsünler. Bizler bu ülkede kendi çapımızda etrafımızdaki her türlü kıskacın da üstüne çıkarak planladıklarını ve umut ettiklerini gerçekleştirmiş insanlarız. Bir şeyi net olarak söylemek gerekir. Hayat toplumdaki yapının üstünde ya da yanında ya da farkının onun dışında düşünen insanlara hiçbir zaman gül bahçesi vaat etmez. Ama siz vaat edilen bir gül bahçesine değil, kendi gönlünüzdeki, kendi beyninizdeki hayallere koştuğunuz için başkasından bir şey beklemeyin. Herhangi bir şey ummayın. Sadece gerçekleştirebileceğiniz kendi realiteleriniz üzerinde ve içinde kalın. Göreceksiniz sizin için hayat gül bahçesi olacaktır. Çünkü tercih ettiklerinizin yükünü kimse size bunu yap diye sipariş vermiyor. Ya da siz kimseden bir sipariş alarak bir hayat tarzı belirlemiyorsunuz. Siz bir hayat tarzı belirliyorsunuz. O hayat tarzı size zamanınızı elinizden alırken güzel hatıralar bırakıyor kenarda. Evet, hepimiz zamanımızı kaybediyoruz. Hepimiz istesek de istemesek de ileriye doğru koşarken yani mutlak akıbetimize gidiyoruz ama geride bizden sonra konuşulacak hatıralar, bizden sonra anlatılacak hikayeler bırakıyorsak, mutlak akıbetimizden sonra da mutlaka yaşamaya devam edeceğimize inanıyorum. İnsanlar böyle geliştiler. Kendilerinden sonra da yaşayan insanlar, kendilerinden sonra da hikayesi anlatılan insanlar sayesinde bugünkü medeniyete sahibiz. Bizi tabii insanlar hep geziyor, gezip gören biri olarak, yani gezmek olarak görüyorlar bizim hayatımızdaki boşlukları. Ama biz gerçekten gezmiyoruz. Biz meraklarımızın peşine giderken merak ettiğimiz insanlarla bir hayat, bir işbirliği kuruyoruz. Bu kurduğumuz işbirliğinin şöyle bir tarafı var. Bir zaman sonra coğrafyalar siliniyor. Her yer ağaç, her yerde ağaç, yeşil her yerde yeşil, çöl her yerde çöl, buz her yerde buz. Ama onları birbirinden ayıran en güzel faktör insanlar oluyor. Öyle insanlar tanıyoruz ki işte atıyorum Gobi Çölü'ndeki bir hafta boyunca bizi tek göz çadırına misafir eden Tilek ya da atıyorum Sibirya'nın bir savanında bize kapısını açıp oyduğu ağaç heykelleri paylaşan işte Vladimir. Bunlar gibi Türkiye'de işte Develi'nin bir köyünde kendisi toprağın her yerine, dağların her yerine ağaç tohumu götürüp diken Ömer amca. Bu insanlar bizim coğrafyaları unutsak da isimlerini unutmayacağımız, hikayelerini unutmayacağımız insanlar olarak bizim hatıramızda, bizim hayatımızda yer alıyorlar. Biz de onların hikayesini, onlar istemese dahi bir şekilde sizinle buluşturuyoruz. Aslında biz de başkalarının ışığını alarak parlıyoruz. Yani başkalarından feyz alıyoruz. Başkalarından aldığımız feyzle güzel hayatlar kuruyoruz. Ve size örnekler sunup örnek olmaya çalışıyoruz. Umut ediyorum ki sizler de bu hayat içindeki çizginizde güzel örnekler olur, güzel feyzler alır ve sizden sonrakilere güzel dersler bırakırsınız. Belki böylece elden ele insanlık bugün içinde olduğu kabusun bir sonunu getirir.
belki birlikte yaşamak mecburiyetinde olduğumuz gerçeğini kabul ederek bir uzlaşmaya, hayatı bir bayrama çevirir diye umut ediyorum ve hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir zaman diliyorum. Her günümüz bayram tadında olsun. Klasik. Ay, ayro.